Sevgili öğrencilerim merhaba, ben Merve Öğretmen. Bugün sizlere bir deney göstereceğim. Bu deney çok ama çok heyecanlı bir deney. Yapmak için sabırsızlanıyorum. O yüzden hemen çalışmamıza geçelim bakalım. Deneyimizin adı yön değiştiren resim deneyi. Tekrar ediyorum, yön değiştiren resim deneyi. Bu deney için gerekli olan malzemelerimiz bir sürahi su, bir tane kavanoz ya da büyük bir bardak ve paketlerin içerisinde olan bu resimler. Bu bir sayfadaydı. Ben bunları kestim. Sayfanın üzerinde de çalışmanın ismi yazıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Ve çalışmamıza başlayalım. Evet çocuklar, resmimizi şöyle dik durabilecek şekilde bir yere yaslıyoruz ya da arkasına herhangi bir şey de koyabilirsiniz. Daha sonra resimden 4 parmak ilerisine bardağımızı koyalım. Ben kavanoz yerine böyle ince bir vazo kullandım. Sizler ince bir bardak kullanırsanız çalışma daha güzel olur. Şimdi bu vazonun içerisine su dolduracağım. Dikkatli bir şekilde izleyin bakalım. Gördünüz mü? Balık yön değiştirdi. Hadi bir daha bakalım. Hop, 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 hop. Evet, diğer resimleri de inceleyelim mi? Hadi bakalım. Nesneleri biz gözlerimize yansıttıkları ışık sayesinde görürüz. Işık da havada, suda ve camda farklı davranır. Bu ortamlardan birinden çıkıp diğerine girerken kırılır. Yani burada boş bulunan kavanoza su doldurduğumuzda biz ortam değiştirmiş oluyoruz. Bu yüzden resimdeki balığı sanki yön değiştirmiş gibi görüyoruz. Sadece dikkat etmeniz gereken bir şey, ben kavanozda yapacağımı söylemiştim ama kavanoz çok geniş olduğu için burada belli olmadı. O yüzden ince bir vazo aldım. Sizler de su bardağı isterseniz kullanabilirsiniz. Umarım çalışmayı yaparsınız ve çok beğenirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.